ki Cumhuriyet Halk Partisi sürekli olarak Atatürk'ün adını kullanmakta. Siyasi olarak Atatürk'ün adını istismar etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk kurdu. Evet, doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulmuş. Kurulduğundaki adı Halk Fıtrası. Daha sonra Cumhuriyet eklenir. Daha sonra ismindeki fırka parti olarak değiştirilir ve Cumhuriyet Halk Partisi adını alır. Doğrudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır. Ancak bir hususun sahtekarlıklarının altını çizmekte fayda var. O da şu: elbette sahip çıkacaklar, elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk kurdu diyecekler. Ona karşı değiliz. Biz sahtekarlıklarına karşıyız. Arkadaşlarımız burada bu konuların altını doldurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğunda Türkiye'de tek parti var. Hatta bilen arkadaşlar hatırlayacaklardır. 1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıkları valiliklerle birleştirilerek bir devlet partisi haline getirildi. Başka ikinci bir parti yoktu. Devlet organizasyonu şeklinde olan bir partiydi. Türk siyasal sistemindeki anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü anlayışla, bugünkü siyasal sistem anlayışıyla bir siyasi parti değildi. 1945 yılından sonra, 46 yılında çok partili sisteme geçmeyle birlikte Türk siyasal sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı. Yani devlet odaklı ya da devlete dayalı veya devlet bünyesindeki siyasal sistemde, parti sisteminde bugünkü anlamda diyebileceğimiz sivil toplum örgütü anlayışına dayalı bir parti sistemine geçildi. Bu değişiklik yapıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta değildi. Onun için ya o dönemde tek partili bir dönem olmasına rağmen burada sanki Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş şeklinde Atatürk'ün adını istismardan başka bir şey yapmıyorlar. Bunu ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü candan yürekten seven herkese anlatalım. Biraz önce arkadaşlarımın işaret ettiği konularla birlikte. Değerli hazirim, değerli arkadaşlarım,